Efendim e, Levent Gültekin konuğum e, kendi devriminden açtık e, programı. Türkiye'de bir devrim olur mu? Bilmiyoruz. Konu e konuşuyoruz. Vardır. Şimdi e, HDP'de ve Sezai Temelli'de bırakmıştık. Oradan devam edelim zira e, Halk TV'ye özel bir açıklama yaptı. Halk TV'ye konuştu. Sezai Temelli az önce notları da geldi. Ben teker teker sizlerle paylaşacağım. Bir kere diyor ki biliyorsunuz bir Twitter'daki mesajdan hareketlidir. size de zaten söylemiştim. Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralıdır. Diyor ki bunun bu tweetim üzerine haklı haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür. O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür diyor. Yani partiyi bağlamaz. Benim kişisel görüşlerimdir, diyor. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar. Şunun bilinmesini isterim. Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Yani tweet Kılıçdaroğlu'na yanıt değildi. Ben söyledikçe yazabilirsiniz dersucum canım. Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Siyasi nezaket anlayışım bu polemiklere zaten izin vermez. Yaptığım şey bir durum tespitiydi. 2013-2015 arasında yaşanan ve toplumun meşruiyet algısında önemli bir değişim yaratan siyaset bugün meşru değil diye yorumlanamaz. Çünkü ortada çatışma varsa bunu sonlandırmanın yolu başlangıç adımı müzakeredir. Bu da bir meşruiyet zeminine oturmak zorunda. Yoksa tabii ki Mecliste demokratik zeminde çözüm arayışlarımız devam ediyor ve edecek. Yani çözüm arayışları Mecliste devam edecek. E, burgusu önemli gene. E, partilerin vazgeçilmez sorumluluğudur zaten diyor. Sezai Temelli e, barışı ve demokrasiyi getirmek. Bu otoriter anlayıştan kurtulmamız ortak sorumluluğumuzdur. Meselenin Çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zeminini e, yaratmaktır. Şu çok önemli. diyor ki ben diyor, bunu da yazabiliriz aynı şekilde. Çatışmayı önleme bağlamında öcalana dikkat çektim. Çatışmayı önleme bağlamında öcalana dikkat çektim diyor. E, Öcalanın muhataplığı bu bağlamda önemlidir. HDP yoksa diyor elbette meşru muhataptır vesaire. Ben şimdi sana bunu atıyorum. Sen çünkü dinlemek bir başka bir şey. Bir de hemen sana iletiyorum. Levent Gültekin artık ne kadar kolay oldu. bakar mısınız? Geldi canım sana. Evet. Oradan okuyarak, çünkü tamam. insanın aklında bazen tam anlamıyla kalmıyor. Ee, Sezai Temelli, evet Halk TV'ye konuştu. Gündemin en sıcak başlıklarından biriydi bu. Ee, söyledikleri önemli. Bunun üzerinden ne dersin? Şimdi e, gayet yanlıyorum Sezai Bey'i. Benim biraz önce otoriter yönetimlerde toplum kilitleniyor yorumumla da biraz ilgili bu. Niye? Şimdi o kadar kilitlenmiş durumdayız ki birimizin yaptığı bir yanlış, maksadını aşan bir söz, doğru anlaşılmayan, üslup sorunu taşıyan bir cümle bir anda o toplumsal psikolojiyi başka bir şekilde etkiliyor. Şimdi evet Tem Sezai Bey her ne kadar benim kişisel görüşümdür falan demiş olsa da onun psikolojik etkisi toplumda oluştu değil mi? Yani Tabii canım yani yeni akite işte bir takım bahçelere baktığınız zaman da o. alıp bunu kullanma bak görüyorsunuz işte tam da bizim dedi benim kilitlenme dediğim buydu. Bu bizim o çözümümüzü. Peki bunun yolu ne? Bunun yolu o çok zor durumdayız dediğim oydu zaten. Hepimiz çok zor durumdayız abla. Hepimize iş düşüyor. Size de yani kamuoyu önünde konuşan birazcık Twitter, sosyal medya hesabıyla kendince topluma seslendiğini düşünen her birimize çok çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu sadece bütün sorumluluğu dört tane beş tane muhalefet partisi liderine yıkamayız. Benim sizin diyelim ki bir konuşmanızı maksadını aşan bir konuşmayı alıyorlar. O toplumsal psikolojiyi etkileyecek şekilde sonuna kadar kullanıyorlar. O yüzden de biraz kendi devriminden bahsettim derken. Herkesin de bunu yapması Herkesin lazım. dönüp kendiyle biraz üslup ayarlaması, bir duygu tamiri, çünkü delirmemek için yaşıyoruz bu ülkede. Her birimizi her gün delirtecek olaylar oluyor. Bugün şimdi belki birazdan konuşuruz işte. Adam ya ülkemizi sabah gelirken burada Üsküdar Belediyesi Validebağ Korosu'na dozerlerle baskın yapmış. Dün akşam dün akşam ya yurt bulamıyorum diyen üniversite öğrencilerini polis gözaltına aldı. Ya adam dikkat çekmeye çalışıyor kendi sıkıntısına. Şimdi bütün bunlara baktığında Züccaciye dükkanına girmiş Fil gibi davranan bir iktidar var. Ülkeye öyle davranıyor. Bütün bunlar her birimizin duygusunu zedeliyor, tahribat yaratıyor, sinirlerini alt üst ediyor, öfkelendiriyor. Ama ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için, kadınlar için, ya bu ülkenin 84 milyon için her birimizin yutkunmak, yutkunmak, konuşurken dikkatli, üslubu iyi seçmek, ettiğim cümle nereye gidiyor, kime faydası var, kime? Şimdi Sedai Bey. Ne diyor? Eleştirilere haklı da görüyorum diyor, haklı var. İşte o sözünü seçmediğinde başka bir duyguyla, o başka duyguya az çok tahmin edebiliyoruz, başka bir duyguyla bir cümle ettiğinde tahribatı ülkeye kalıyor. Sen e, mesela İyi Parti içinde bir rahatsızlık olduğunda bu içeride kalıyor, Meral Akşener bunu dışarıya nasıl yansıtıyor ya da yansıtmıyor bunları anlattın. Şimdi e, bu arada e, bir başka şeye de dikkat çektim bu çerçevede. Ee, İsmail Saymaz, HDP'lilerle konuşup içeride bir e, bu konuda rahatsızlık olduğunu yazmıştı. Bugün Halk TV Kontere'de okuyabilirsiniz. Belki de e, İsmail Saymaz'ın gazetecilik yapıp oradan aldığı o nabız, e, HDP'lilerin Sezai Temelli'nin ya sırası mıydı, bu ne şimdi e, demesi, e, Sezai Temelli'yi... E, bu açıklamayı yapmaya zorlamış olabilir. Yani zorla yaptı anlamında söylemiyorum. Yanlış anlamasın. Kendini ama kendini izah etmek zorunda ne kadar durumunda ha ne kadar, e, e, beklenmedik bir tesir olduğunu görmüş olabilir belki. Yani e çünkü e, çok etki uyandıracak bir anlamsız çıktı bu arada çıkıştı. müsaadenle biraz övünebilir miyim hanımefendiler beyefendiler? Her zaman hakkınız. Ah canım teşekkür ederim. Kendimi övünmeyeceğim ama kanalımla övüneceğim. Bir kere haktv.com.tr'de ee, İsmail saymazın kulaklarını çınlatmışken onun yazısından hareketli inanılmaz yazarlar inanılmaz e, yorumcular. yazılar yorumcular var ekranlarda gerçekten öyle her biriyle ayrı ayrı Hani gururdan bazen şişer ya insan öyle bir de mesela Rıdvan dilmen e, maaşıyla ilgili bir bir e, Bir bilgi çıkmıştı ortaya ayda 170 Teziden bin, bin falan, pardon falan 710 diyor. bin ne 170'e ee, Halk TV'de gerçeği açıkladı.